ben Mia. Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum Zentopya'da. Adım adım yürüyorum her yeri, bu harika yeri keşfediyorum. Bu bir rüya mı ya da hayal mi, yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken, bir kahraman olmayı düşünürüm. Gel uç benimle, Yukomo ve benimle. Gökyüzüdür gittiğim yer, uçuyorum özgürce. Gerçek mi bu gördüklerim? Boş ver, nasılsa kendimleyim. İşte ben Mia, ben kendimi. Tek Boynuz Kralı. Köstebekler. Köstebekleri boğmayı planlamıyordun değil mi? Tabii ki hayır. Ben sadece... Evet, yapacaktım. Ne yapmam gerekiyor? Verandamı mahvettiler. Her gün burada yeni köstebekler çıkıyor. Ya ben ya onlar. Mario da beni destekleyecektir. Öyle değil mi Mario? Kötü bir fikir. Neden şunu denemiyorsun? Bir sürü plastik şişen var. Onların alt kısımlarını kes ve baş aşağı şekilde tüm deliklerin üzerine yerleştir. Çok zekice. Neden? Rüzgar şişelerin kapaklarından geçince çıkan gürültü köstebekleri uzak tutar. Köstebekler yaşadığı sürece benim için bir sorun yok. Tamam. Mutfakta geri dönüşüm kutusunda boş şişeler olacaktı. Pekala. Ne yapmak istersin? İşte oldu. Çok iyisin. İşte bu harikaydı. Peki bir sonraki atlayışında daha sıkı bir dönüş yapmaya ne dersin? Duydun mu Safir? Ben sana söylüyorum. Aslında kaba olmak istemiyor, inan bana. Rahatlamayı düşünme köstebek. Biraz molaya ihtiyacım var. Burası düşündüğümden de berbatmış. Her yer çöp dolu ve hepsi ortada. Mükemmel. Hepsini doğru yaptın. Harikaydı. Çok iyi, öyle değil mi? Biraz gelişmiş olabilir. Belki. Biraz. Bay Genovese, geçenlerde bir takım zorluklar çektiğinizi gördüm, öyle değil mi? Tamamen iflas etmenize gerek yok. Aslında çiftliğinizin pek bir değeri olmayabilir. Ama bu mülkünüzün kullanılmayacağı anlamına gelmez. Ben de size satın almak için bir teklifte bulunmak ve böylece bankanın da sizi aşağılamasından kurtulmanızı önermeye geldim. Teklifim burada yazılı. Samimi olmak gerekirse cömert bir teklif. Bunu almanızı öneriyorum. Çiftliğimin değersiz olduğunu söylediniz. Benim için değerli. Mia için de öyle. Bundan çok daha kıymetli. Safir. Görünüşe göre bu ziyaretimiz pek de boşuna olmadı. Hadi Violetta.
o turnuvadayken tribünde biliyorum. Ben içeri girmeliyim. Ben biraz kötüyüm. 5 dakika sonra görüşürüz. Kenara çek anne. Neden? Ne oldu? Midem bulanıyor. Merhaba Mia. Şifreyi söyle. Arkadaşlar tehlikedeyse umutsuzluğa kapılma. Sizi bir araya getiren başkalarını ayırabilir. Boynuzuna dönüş. Hala kraliçenin diktiği kıyafetlerleyim. Çok iyi. Ama peki diğerleri nerede? Onca! Nasıl bir hoş geldin bu? Tarafını seçsen iyi olur mu ya? Yoksa iki tarafa karşı savaşırsın. Bizi seç. Bizi seç. Gerçekten iyi atıyorlar. Onların tarafına geçmeliydim. Zekice bir seçim olurdu. Siz gayet iyi görünüyorsunuz. Kraliçe Marla'nın kıyafetlerini bile giymemişsiniz. Köye yakın kaldığın sürece gerçekten de oldukça sıcak bir yer burası. Marla nerede? Burada olduğunu düşünüyordum. Birazdan gelir. Babamın balonunu çalıştırmak biraz uzun sürebiliyor. Bilemiyorum. Marla pek güvenilir olduğunu kanıtlayamadı. Sakin ol. Eminim birazdan burada olur. Kötü iniş. Olamaz. Yanlış yol. Nereden geliyorsun? Ben kuzey boynuzundan dönüyordum. Yardım ediyordun demek ama kanatlı tek boynuzu yakalamak için parmağını bile kımıldatmadın. Söyledim. Sana yardım ettiğim görülmemeli. Sonraki hareketleri ne olacak? Kuzey boynuzunun kuzeyindeki gizli adaya gitmeyi planlıyorlar. Ona'nın orada olduğunu düşünüyorlar. Ama Kral Rainer'ın balonuyla güvenli şekilde dönmek istiyorlar. Benden onu götürmemi istediler. Çok iyi. Sen kraterde bekle. Balonu merak etme. Onlar zayıf düşmüşken tek boynuz kralını bulmalarına izin verip hepsini tuzağa düşüreceğim. Balonları olmadan periler sonsuza kadar adada tutsak kalacak. Tabii ki hayır. Bu benim için iyi olmaz. Yuko ve Mo'yu terk edemem. O ikisini de boş ver. Etrafta arkadaşlık etmek için onlar gibi bir sürü şapşal peri var. Mia'dan sonsuza kadar kurtulacağını düşün. Dinle. Anlaşmamız sana yardım etmem. Yoksa seni Kral Rainer'a mı gidip söylememi istersin? Sen de ömrünün kalanını yalnız bir peri olarak geçirirsin. Hep dediğim gibi seninle çalışmak çok güzel. Yardımınız için teşekkür ederiz. Sizler olmadan bu kadar uzağa asla gelemezdik. Uzun bir uçuş olacak. Hem de oldukça soğuk. Pekala Yuko, bel çantanı nereye bıraktın? Kıyıdaki kulübenin altındaydı, unuttun mu? Buraya gelmeden önce sana onları almanı söylemiştim. Hayır, söylemedin. Yani almadın mı onları? Harika. Artık bizi çok sıcak tutar. Peki neden onları sana söylediğim gibi gidip almadın? Bana bir şey söylemedin. Çocuklar. Maria balonla birlikte geliyor, öyle değil mi? Eğer başaramazsa burada donup peri heykeli oluruz. Çok teşekkür ederiz Mo. Sanırım bu yolculuk yeterince soğuk geçmemiş. O serseriyi dinlemek zorunda değilim. Ne istiyorsam onu yaparım.
Aslında Mia konusunda haklı. Eğer balonu burada bırakırsam sonsuza kadar ondan kurtulmuş olurum. Maria, dönmüşsün. Ne oldu? Onçao'nun babasını buldunuz mu? Henüz değil. Her şey yolunda mı? Diğerleri nerede? Onlar iyi. Ah, güzel. Çünkü herkes çok endişeleniyor. Fadıl görev hakkında sürekli gevezelik edip duruyor. Lasita ve hayvanlar da sizi bekliyorlar. Kral ve kraliçenin de gözüne uyku girmedi. Her şeyin yolunda olduğuna emin misin? Vay canına, göründüğünden daha uzakmış. Kanatlarım yıprandı. Dondurucu. Eğer var ya görünmezse başımız büyük dertti. Şu anda sıcak bir çay ne kadar iyi gelirdi. Evet, bana da. Tabii biri dondurmasaydı. O biri sensin. Çocuklar yeter. Komik olansa artık çaya ihtiyacım olmaması. O kadar ısındım ki. Ben de. Biraz dur Onca. Lütfen biraz dinlenelim. Ama o haklı. Sürekli hareket halinde olursak sıcak kalırız. Tamam. Sen kazandın. Kaybedecek zaman yok. Hadi çocuklar. Bulmamız gereken bir tek boynuz kralı var. Ne korkunç bir yer. Kemiklerime kadar dondum. Niçin böyle sersemsin? Sanırım ne kadar donduğunu ve sefil durumda olduğunu anlaman için bir beyne ihtiyacım var. Sadık casusumuzdan bilgi geldi sonunda. Gizli ada. Tam olarak planın nedir? Uçamayan bir ejderhayla buzul okyanusunu geçmek mi istiyorsun? Bir planın var değil mi? Tabii ki var. Ne yapacağımı bilmesem bu kadar zor bir yolu gelir miydim sanıyorsun? Seni şapşal. Her zamanki gibi uyduruyorsun. Asla adaya varamayacağız. Kes sesini de düşüneyim. Sırtım. Kımıldama hayvanım. Bu küçük yaratıklar zararsız görülebilirler ama hepsi işbirlikçi hain şeytanlar. Aklını mı kaçırdın sen? Bu canavarlar yakında efendilerinin kim olduğunu öğrenecekler. Benim komutam altında bizi bütün kanatlı tek boynuzlara götürecekler. Dondu. Soytarılar. Hayır. Yine mi? Yine de ne demek? Daha önce de mi oldu? Sizi aşağılık şeytanlar. Vay canına, bu iyi atıştı. Görünüşe göre iyi vakit geçiriyorsunuz. Bir parça buzda tuzağa düştük. Etrafımız da tamamen... tamamen suyla çevrili. Ne buldun? Şuna bak. Bir tek boynuz heykeli daha. O bir heykel değil. O canlı. Ama buzdan yapılmış. Uzun zamandır bekliyormuş. Bize bir şey göstermek istiyormuş. Bir buz parçasında kayıyoruz. Ama en azından gizli adaya doğru gidiyoruz. Hayır, o kıyılara asla ulaşamayacağız. Akıntı bizi er ya da geç Sentopya'ya taşıyacak. Dur, sakin ol. Çıkar beni buradan. Her seferinde su oluyor. Neden hiç rüzgar yok ki? Her zaman. Ve şimdi de soğuktan donarak öleceğim. Bu kertenkele... Sızlanmayı bırak. Eğer kıpırdamazsan aynı kertenkele senin hayatını kurtaracak. Kocaman aç Gurga. Şimdi de tatlı bir sıcaklık. Sakın kıpırdama. Donmayı tercih ederim. Sakin ol.
Muhtemelen senin gemisi. Dur bekle. Bir fikrim var. Doğruyu söylemek gerekirse hiç iyi fikrin olmadı ama bunu gerçekten sevdim. Aslında düşündüğüm şey tam da bu değildi. Başaracağımdan emin değilim. Artık de... çok geç. Aslında başarabilir gibi ama kesinlikle yapamayacağından eminim. Başardım. Olağanüstü! Başardım! Gurga! İçeride bir şey olmalı. Bu onu! Başardın! Ono'yu yaralı ve ölüme terk edilmiş bulmuş. Ve yaşatmak için dondurup yardım gelinceye kadar burada bekletmiş. Pantea ile yaptığı savaştan hemen sonra o olmalı. İhtiyacı olan tek şey de oncağı. Oncağının yardımıyla Ono'yu tekrar hayata döndürebiliriz. O ne yapıyor? Oncağının babasıyla buluşma zamanı geldi. Ono'nun dondurulduğunda tekrar hayata dönecek zamanı olduğunu düşünmüş. Ama şimdi yanılmış olmaktan korkuyor. Hayır, hayır, geç kalmış olamayız. Onça, boynusun. Boynusun, çabuk ol. Onun oğlu olduğunu anladı. Bunu hissetti. Onçağ ile babasını gördükçe ne kadar teşekkür etsek az. Kral geri döndü. Lilia ve diğer tek boynuzlar onu gördüğünde çok mutlu olacak. Bir buz kütlesinde donmuş bir tek boynuz olarak çok iyi görünüyor. Varya'nın bizi bulması için kıyıya dönmeliyiz. Umarım o gelmeden önce donmuş olmayız. Artık eve dönüş yolunu bulmalıyız. Bize katılmak ister misin? Teşekkür ediyor ama evinin burası olduğunu söylüyor. Daha sıcak bir yerde erirmiş. Varya nerede? Anlayamıyorum. Kanatlarım donarak katılaştı. Balon olmadan hiçbir yere gidemeyiz. Miyahak! Gidemezsiniz. Şu uçan tek boynuzlar dışında siz de benimle geliyorsunuz. Vuramıyorum. Donmuşlar. Arkadaşlar tehlikedeyse umutsuzluğa kapılma. Sizi bir araya getiren başkalarını ayırabilir. Anladın mı? Ne anladığını bana da söyler misin? Kartopu Savaşı bizi bir araya getirmemiş miydi? Evet. Ne acıklı. Tamamen çaresizlik içindesiniz. Önce küçüğü getir. Oh.
artık her şey bitti. Kanatlı tek boynuzlar benimdir. Bu var ya. Balonu getirdi. Ah, bu aptal şeyle aşağı nasıl ineceğim? Zar zor kullanabiliyorum. Acele edin çocuklar. Bu soğukla başa çıkamam. Biliyorsunuz. Seni küçük işbirlikçi ol. Uçmak için yeterince güçlüler. Acele et. Hemen peşlerine düşmeliyiz. Korkanın gongolarıyla o aptal balonu tam havadayken yakalayabiliriz. Bak, bir tek boynuz daha. Hem de buzdan yapılmış. Kanatları var mı? Hayır. O zaman kimin umurunda? Tokito! Hadi gidelim. Bizi durduramayacaksın seni buzdan tek boynuz. Adama dönüş oldukça dondurucu ve uzun olacak Gorga. Ama en azından şimdi huzur içindeyiz. Konuşacak o kadar çok şeyleri var ki. Teşekkür ederim Varya. Oh, evet, tabii. Sen olmasan o adada donmuş olacaktık. Gitmeliyim. Yakında görüşürüz. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar. Görüşmek üzere. Gördün mü? İçine girmiyorlar bile. Aklından bile geçirme. Gökkuşağı kaynağı. Bugünkü eğitim iyiydi. Bir molayı hak ettik. Dinliyorum. Plaj. Bilmiyor musun hani kum ve deniz. Kum ve deniz. Çünkü zaten plajda bir tek onlar var. İyi fikir. Neredeyse onun ne olduğunu sormaya korkacağım. Neredeyse. Nedir o? Çamur pompası. Eminim öyledir. Benim üretimim olan tamamen doğal çamurla dolu kokusu sayesinde bütün köstebekler hiç zarar görmeden buradan uzaklaşacaklar. Plaja gidelim. Violetta. Turnuva bu kadar yakınken vaktini böyle geçirmenin iyi bir fikir olduğunu mu düşünüyorsun? Ama ben düşünmüştüm. Eğitmeninle bugün için ikinci ders hakkında konuştum. Gitmemiz gerek. Eşyalarımı alayım. Acele et. Buralarda bir yerde bir dondurmacı olacaktı. Dondurmaya olan bu takıntın nedir? Sana da biraz getiririm. Violetta, iyi misin? Konuşmak ister misin? Hayır, iyiyim. Neden? Senin burada ne işin var? Gitmem gerek. Ciddiyim. Eğer konuşmak istersen. Peki, dondurmayı nasıl alacaksın şapşal? Sürekli başarı, kazanmak, amaçlar. Benim ne yapmak istediğimin hiçbir önemi yok. Peki, ne yapmak istiyorsun? Onu bile bilmiyorum. İnsanlar böyle şeylerden hoşlanır mı?
Mesela Mia ata binmeyi seviyor mu? Hem de nasıl, inanamazsın. Vay canına, onu kıskandım. Hayatımda tam anlamıyla ilk kez birini kıskandım. Lütfen kimseye beni ağlarken gördüğünü söyleme. Söz mü? Tabii ki söz. Mia, bütün o yolu cüzdanımı almadan gittiğime inanabiliyor musun? Cüzdanımı gördün mü? Sen iyi misin? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Cüzdanımı bulurum. Hem sana da alacağım. Hayır. Çünkü buraya Violetta ile olmak için gelmişsin. Sizi gördüm. Banktaydınız. Aha, o mu? Bir şey yoktu. Gerçekten. Sana ne olduğunu anlatamam ama... Neden? Hadi ama. Bunu senin gibi sorduğum soruları geçiştirip duran biri mi söylüyor? Mesela o bilezik ya da nasıl at bindiğin, neden sürekli ortadan kaybolduğun gibi soruların cevaplarını alabilir miyim? Harika bir plandı Mario. İşler tersine döndü ve köstebekler çamuruma bayıldılar. Şimdi bütün çiftlik iğrenç karışımımdan kokuyor. Ve onlar da menüdeki leziz çamurumla akşam yemeklerini keyfini çıkarıyorlar. Hemen dönerim. Yapmam gereken... Benimle gelsene. Gerçekten mi? Evet, hadi gel. Birazdan gördüklerin karşısında aklını kaçırabilirsin. Seni şimdiden uyarıyorum. Ben aklımı kaçırmam. Güven bana, kaçıracaksın. Ama söz veriyorum, bir şey olmayacak. Bunu sürekli yapıyorum. Merhaba Mia. Şifreyi söyle. Tüm gördüklerini geri getirmek için çizginin dışındaki izleri takip etmelisin. Geri döneceğim. Burada uzun süren bir aradan sonra tek boynuzların kralı Ono'nun dönüşünü kutlamak için toplandık. Eğer bizim yardımımıza ihtiyacınız olursa size bunu sağlamaktan ötürü onur duyarım. Çok yaşa Kral Ono! Ono'nun dönüşü çok güzel bir zamana denk geldi. Bugün Ono Gökkuşağı Adası'na gidecek ve bizleri Rixel'in gazabından kurtaracak. Özür dilerim. İzin verin. Dahi Mucit geliyor. Fadıl, bu kraliyete yakışır bir karşılama olamaz. Gerçekten şimdi bu tuhaflıkların hiç sırası değil. Reynir, bırak da onu dinleyelim. Bize ne getirdin Fadıl? Majesteleri, bu Gökkuşağı Suyu kepçesi. Gökkuşağı suyundan sonsuza kadar toplamak için geliştirilmiş bir ama icat. Ama daha önce hiç toplamamıştık ki. Zaten işte bu yüzden ona ihtiyacınız var. İzleyin. olamaz. Baban gerçekten inanılmaz onca. Pekala, her şey tam da beklendiği gibiydi. Aslında beklentilerden fazlasıydı. Son model patlamıştı. Merak etmeyin, onu tamir ederim. Durumu kontrol altına aldığın için teşekkür ederiz onu. Görünüşe göre perilerin senin yardımına ihtiyacı olacak. Ve üzgünüm Fadıl ama senin diğerlerinle birlikte Gökkuşağı Adası'na gitmeni onaylayamıyorum. Bu çok önemli bir görev ve onu tehlikeye atamayız. Ama... Merak etme Fadıl.
Zaten suyu sadece onu alabiliyor. Ama bu harika şeyi de kullanabiliriz. Yardım etmenin bir yol olduğunu biliyordum. Bunu kanıtlayabilirim. Zaten aklımda tonlarca fikir var. Şu kancaları oradan geçirdiğimde belki de kepçelerin boyunu küçültebilirim. Bu periler senin kaderini belirlemek üzere. Gökkuşağındaki suyu almak üzereler. Önemi yok. Gökkuşağı adasına giden yolu biliyorum. Sadece pusuya yatıp bekleyeceğim ve suyu ellerinden alacağım. Ve peri casusum var ya da bana yardım edecek. Beceriksizliğin neredeyse sevimli görünmeye başladı Rixel. Ama şu casus dediğin peri şimdiye kadar ne yaptı? Sadakatinin yalan olmadığını nereden biliyorsun? Şaka gibi. Kontrolü ele geçir ve çabuk ol. Senin zamanın ve benim sabrımın sonuna geldik. Yani oradaki tek boynuzlar bizim gibi konuşuyor mu? Evet. Vay canına. İşte oldu. Gökkuşağı adası. Harika, hadi gidelim. Var ya, sen burada Yuko ve Mor'la birlikte girişleri beklemelisin. Başka şansımız yok. Ben Onca ve Ono'yla gidip suyu alacağım. Hazırız. Pekala var ya. Sen girişte bekle, biz de etrafa bir göz atalım. Yoksa bu benim küçük köstebeğim mi? Burada ne işiniz var? Gitmelisiniz. Saçmalık! Şu anda bana casusluk yapman gerekiyordu. Ama son zamanlarda Tukito'dan çok daha iyi tavsiyeler alıyorum. Eşin Aslı, sanırım sen artık diğer perilerin tarafındasın. Ama siz henüz şu Mia meselesini halletmediniz. Sürekli yoluma çıkıp duruyor. O tuhaf konuşan tek boynuzları görmeme izin bile vermedi. O zaman bana gökkuşağı suyundan getir, ben de senin için bir sürü periyi ortadan kaldırayım. Biliyor musun? Unut gitsin. Anlaşmamız iptal oldu. Anlaşmayı öylece iptal edeceğini mi sanıyorsun? Peki senin iki taraf içinde çalışan bir ajan olduğunu bilseler ne yaparlardı? O zaman dünyada hiç arkadaşın kalmazdı. Tamam, tamam. Biraz sessiz ol. Aferin kızım sana. Ne kadar da muhteşem değil mi baba? Yıllar boyu o kadar çok yer gezdim ama burası gerçekten de içlerindeki en inanılmazı. Buraya birlikte gelmemize sevindim. Ben de. Bir de Flayer'ı görsün. Garnivera da var. İşte oradalar. Onca, yakında geleceğinizi umuyorduk. Sanırım siz de. Sizi Gökkuşağı Adası'nda ağırlamaktan onur duyarız majesteleri. Lütfen, sadece onu deyin. O şeref bana ait. İkiniz hakkında çok şey duydum. Centopia'dayken Onchao sürekli Flayer'den bahsedip durdu. Baba! Evet, gerçekten çok yakınlaştılar. Flayer de sürekli arkadaşı Onchao'dan bahsediyor. Peki, ne? Gelelim şu Gökkuşağı suyu meselesine, olur mu? Tabii. Bu tarafta. Var ya, nerelerdeydin? Çalılıkların oradan bir ses geldiğini duydum. Gidip baktım ama bir şey yokmuş. Çalılar dışında. Böyle istediğin zaman tek başına gidemezsin. Çok tehlikeli. Evet, bir arada kalmamız gerekiyor. Biz bir takımız. Öyle mi? Ah, tabii ki öyleyiz. Ben Ono, tek boynuz kurallarının hükümdarıyım. Eğer izin verirseniz sizin kutsal suyunuzdan rica ediyorum. Vay canına! Başardık. Gerçekten de başardık. Evet, başardık. Harikaydınız periler. Bütün kalbimle şükranlarımı sunarım size. Vay canına, bu çok kahramancaydı. Tek yaptığım konuşmaktı evlat. Hiçbir şey senin cesaretinden kıymetli olamaz. Hepinizin cesareti. Gökkuşağı suyunun sadece 5 yılda bir böyle su verdiği söylenir. O yüzden bunu çok dikkatli korumanız gerekiyor. Bunu hemen diğerlerine götürmeliyiz. Bizi bekliyorlar.
Görünüşe göre Onçao ve ben bir süredini daha buradayız. Elbette zarif ev sahiplerimize kabalık etmezsek. Teşekkür ederim baba. Sana gökkuşağı adasındaki en harika yeri göstermeliyim. Parıltılı kayalar. Hadi benimle gel. Çok tatlılar. Hoşça kalın. Tekrar teşekkür ederiz. Çocuklar işe yaradı. Gökkuşağı suyunu aldık. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde Tesandra'ya götürmeliyiz. Çünkü kehanette söylenir... Şimdi. Mia, buraya. Çiçeği yakalayın. Mo, buradayım. Yakaladım. Var ya, bana fırlat. Olağanüstü. Tokito, bekle. Hayır, bekleme. Uç hemen, Fantopya'ya git. Bakın. Geri çekilin, sayımız çok az. O zaman işler değişir. Sen koş. Rexel Varya'yı götürdü. Onu götürmesine izin veremeyiz. Ama ya gökkuşağı suyu? Onu geri almak zorundayız. Ben Yuko'yla Rexel'i takip ederim. Mia, sen ve Onçao da gökkuşağı suyunun peşine düşün. Majesteleri, sanırım yardımınıza ihtiyaçları var. Varya'ya. Gökkuşağı suyunu içiyor. İşte bu leziz görünüyor. Bırak o şişeyi. Bu mantar. Ama yaklaştım. Hayır, seni kötü maymun. Leziz, vay canına. Bunu kesinlikle denemelisin. İster misin? Şişeye karşılık mantar. Sen şişeyi ver, ben de mantarı vereyim. Hiçbir iz yok. Onun iz bıraktığını mı düşündün? Hayır, hayır, olmalı. Kehanet diyor ki tüm gördüklerini geri getirmek için çizginin dışındaki izleri takip etmelisin. Yani gördüklerin derken senden mi bahsediyor? Geri kalanının ne anlama geldiğinden emin değilim. Hey, ne kadar güzel bir çiçek. Sence bu... Eğer Sentopya'da daha önce böyle bir şey görmediyseniz, bu başka bir yerden gelmiş olmalı. Gökkuşağı suyundan gelmiş olmalı. Acele etmeliyiz. Kim bilir daha ne kadar kaldı. Sakin ol. Neden bana öyle bakıyorsun? Olduğun yerde kal. Bu harikaydı. Ama peki Fadıl nereye gitti?
İşte onları sarsmış olmalıyız. Biraz ara verelim Gurka. Benim sevgili kraliyet ejderham sana gelince. Sen şimdiye kadar benim için çalışan casusların en berbatısın. Kuşkusuz ki sen bana hizmet eden tek casus değilsin. Ama konumuz bu değil. Şişeyi bana fırlatman gerekiyordu. Bunu yapsaydım işbirliğimiz ortaya çıkardı. Şapşal. Sana inanmıyorum. Bütün bu süre boyunca sanırım karşı tarafa geçtin. Evet, belki. Sen kötü birisin. Ayrıca ejderhan da kokuyor. Oo, peki arkadaşların aslında senin nasıl biri olduğunu söylediğimde ne yapacaksın? Mia'dan kurtulmak istediğini, kendini kurtarmak için ne söyleyeceksin peki? Şey derdim. İmdat! Rizal beni kaçırdı ve beni tehdit ediyor. Varya, iyi misin? Evet, ama hemen gitmemiz gerek. Gurga, saldır! İstediğiniz kadar savaşın ama gökkuşağı suyunuz bende. Sizi yendim periler. Peki nasıl olduğunu bilmek ister misiniz? Çünkü ben sizi... Tam isabet. İyi atıştı. Beni aramaya gelmenize çok sevindim. O adam çok kötü. Fadıl, çıkabilirsin. O gitti. Her şey bitti. Ben çok korktum. Galiba korkak tavuk gibiydim. Eminim Rainer geri gelmemi istemeyecekti. Fadıl. İşte gökkuşağı suyunuz. Dikkat et. Çünkü tıpası yok. Onu çalmak benim gibi bir korkak için çok zordu. Bay canına. Ne söyledin? Senin kesinlikle korkak olmadığını, aksine karşılaştığı en cesur kahraman olduğunu söylüyor. Fadıl, sen hepimizi kurtardın. Ben mi? Fadıl, cesur. Ama şey bu, Rainer'a da aynını söyler misin? Ben kurtaracağım. Neden duracakmışım ki? Bütün dünyayı kurtarabilirim. Rüksel'e karşı tek başıma karşı koyabilirim. Sentopya'ya barış getirebilirim. Sonra da teknikçinin kopyalama makinesini icat ederim. Fadıl'ın nesi var? Hiçbir şey. Yeniden eski Fadıl oldum. Aranızda Tupan'ın nerede olduğunu bilen var mı? Evet. Çok az kaldı efendim. Sadık hayvanım eli boş dönmeye cesaret edemez. Sonunda hizmetkarlarımın ne kadar sadık olduğunu gözlerinizde göreceksiniz. İşte geldi. Arkanda ne var senin? Rüksel, seni sersem. Beni aptal yerine mi koyuyorsun sen? Sen uzay boşluğundaki pislikten başka bir şey değilsin. Ayrıca kafandaki o şeyi çıkart, berbat görünüyorsun. Bugünkü yardımlarınız için ikinize de teşekkür ederiz. Çok zekiceydi. Hala biraz kaldı. Sanırım Cassandra'nın sihirli iktidarı yapması için yeterince vardı. Düşünün, çok yakında Rixel'den sonsuza kadar kurtulacağımız bir silahımız olacak. Evet, harika bir takımız. Peri kucaklaşması. Hadi gelin. Hadi gel. Bu harikaydı çocuklar. Ama gitmeliyim. Her yerim ejderha nefesiyle koktu. Ayrıca Rixel nefesi de var. İğrenç. Sanırım benim de gitmem gerek. Alın, bunu hayatınız pahasına koruyun. Güle güle Mia. Güle güle. Görüşürüz. Deliriyor muyum? Gerçekten. Neydi o şey öyle? Sen nereye gittin? İyi misin? Bir şey olmadı değil mi? Neredeydin sorusuyla başlayabilirim. Bir yer hayal et. Uçsuz bucaksız bir orman. Periler, panlar ve tek boynuzlar. Kendi gözlerinle görmek isteyeceğini biliyorum. Aslında bundan pek emin değilim ama devam et. Sanırım resimlerini görmelisin. Hadi gel.